Evet, Erzurum Palandöken. Erzurum Palandöken'e götüreceğiz şimdi sizi. Sömestr tatili başladı. İmkanı olanlar, aileler çocuklarıyla birlikte kayak merkezlerinin yolunu tutuyorlar. En çok tercih edilen yerlerden biri de orası ama oraya gitmeden önce ya geceden beri gülüyorum. Bize sabaha yakın yani saat 5.30 gibi falan geliyor gazeteler sağ olsun. Genellikle Bahtiyar kardeşimiz getiriyor. Akşam gazetesinde bir haber var yani güler misin ağlar mısın? 3000 kilometrelik saklambaç. Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynarken yük konteynerinin içine saklanan Fahim, bu genç, uyuyakalıyor ve 5 gün sonra gözünü Malezya'da açıyor. Yük konteynerini yüklüyorlar gemiye. Gemiyle birlikte çocuk Bangladeş'ten Malezya, başka bir ülkeye gidiyor. Yani. Sonra bir uyanıyor ki ne saklambaç var ne ülke var. Hakikaten dikkat etmek lazım saklambaç oynarken. Altay Altuğ da Palandöken'e gitti. Sömestr tatiliyle birlikte oradaki hareketliliği gözlemledi. Kar var mı diye sordu. Asıl soru o tabii. Düştüksek kalkarız. İyi tatiller ATV hafta sonu. İyi tatiller. Palandöken Kayak Merkezi'ndeyiz. Erzurum'dayız. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar buraya akın etmeye başladılar. Yine yabancı turistler de kayak merkezinin tadını çıkarıyorlar. Ne yazık ki kar yok ve Erzurum'a göre havanın sıcak olduğunu söyleyebiliriz. 2 ile eksi 5 arasında hava sıcaklıkları devam ediyor ve suni kar çalışmalarıyla burası canlandırılmaya çalışılıyor. Biz burada teknik karlama yapıyoruz. Tabi operasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Kar depolamada geçen sezondan sakladığımız bir kısım karın bu seneye aktarılması ve sezon öncesinde pistlere yayılmasıyla gerçekleşiyor. Erzurum'u keşfediyoruz. Palandöken'de rengarenk bir ortam var. Biz de Valilik Kayak Kulübü olarak sporcularımıza temel eğitim veriyoruz. İzmir Bayraklı'dan geliyorum. Merhaba. Siz geliyorsunuz, ben gidiyorum bir an. Evet, gitmeyin bu tarafa doğru. Kayak yapmayı bilmediğim için o riske girmedim. Kendi kendime kayıyorum zaten. Şapkanızla çantanızın uyumu ve renkleri çok güzel bu arada. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Fenerbahçeli misin? Aldım. Kartel içeyim bu arada. Abi bu nedir ya? Ne yapıyorsun burada sen? İyiyim. Niye kaymıyorsun? Çünkü onları bekliyorum. Where are from? Ha, Çin'den geliyorum. Çin'den mi geliyorsunuz? Ha, daha doğrusu İstanbul'dan geliyorum. Çinli misiniz? Çinliyim. İsminiz? Yilei Chen. Yilei Chen. Yilei Chen. Jackie Chan'ın neyi oluyorsunuz? Herhangi bir akrabası, akrabalığımız yok. Şimdi ne yapacağız? Kayacağız. Bomba gibi geleceğim şimdi. Sonra abi dikkat et, başlangıç seviyesinde şu anda. Kayağı biraz öğrenenlerse daha dik yamaçlara, daha yükseklere çıkıyorlar ve işte rengarenk kayak takımlarıyla beraber kendilerini zirveden aşağıya bırakıyorlar. Yani bugün ikinci günüm daha güzel, daha hoşuma gitmeye başladı. Rize'de naylonla, işte şamyelle falan yapmıştık ama bu farklı tabii. Gideyim mi? Gitmek istiyor musunuz? Evet. Tamam, o zaman biz de yolu açıyoruz size. Kolay gelsin size. Yollar size. Teşekkürler. Dağın zirvesine gidiyoruz. O zaman zirveye. Şimdi tam zirve olmasa da zirveden aşağıya ben de kaymaya başlayacağım. Aşağıda buluşalım Soner abi. Burası da Palandöken'deki Ice Park, yani buz park. İşte dev bir buz dağları, buz kayaları oluşmuş durumda. Yine sarkıtlar da var. Bu ice climbing dediğimiz buz tırmanışı. Bunun yaz versiyonunda kaya tırmanışıdır. Kramponlar ve kazmalar, onların yardımıyla tırmanıyorsunuz. Ben yukarıdan size sesleneceğim. El sallayacağım. Duyarsak cevap veririz. Tırmanış yapacağım. Tırmanış. Evet. Aysu bakalım tırmanabilecek mi? Hocam zirvede ne bekliyor buraya gelenleri? Soğuk bir hava ve buz bekliyor. Aysu gelecek mi? Evet hocam. Evet, canla başla buraya gelmek istiyor şu anda. Evet, neden abi, acaba? Burayı çok özlediğinden değil tabii ki. İsteyenler de işte bu şekilde teleferiklerle veya gondollarla Palandöken'in eşsiz manzarasını seyredebiliyorlar.